İtalyan basını, Akdeniz'de Türklerin insafına kalmış durumdayız. The Times, Bayraktar TB2'nin Rus S-300 füzesiyle imtihanını yazdı. İsrail İHA'sı Ege Denizi'nde görev yapacak. AİHM'den Yunanistan kararı. F-16'ların Türkiye'ye satışını yasaklayan değişiklik kongreye sunuldu. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. İtalyan basını. İtalya Erdoğan'a resmen boyun eğdi. Akdeniz'de Türklerin insafına kalmış durumdayız. İtalya Başbakanı'nın aralarında Savunma Bakanı Guerini'nin de bulunduğu 5 bakanın eşlik ettiği, Türkiye'ye yaptığı son ziyaret İtalya basınında gündem oldu. Askeri düzeyde olduğu kadar diplomatik düzeyde de Yunanistan ve Kıbrıs dahil bir İtalyan-Türk yakınlaşmasına işaret eden ziyareti değerlendiren İtalyan medyası Il Manifesto ilginç bir makale yayınladı. Draghi, diktatör arkadaşı sultanın önünde eğiliyor anlamında bir başlık kullanılan makalenin ana hatları şöyle. Draghi geçen yıl Erdoğan'a atıfta bulunarak diplomatik bir kargaşaya yol açmıştı. Ancak sultanın sarayında bir Türk yayıyla her şey çözüldü. 2021'den bu yana Ukrayna'daki savaş, Libya'daki kaos ve Doğu Akdeniz'deki gerilimlerle İtalya Başbakanı bir adım daha Türkiye'ye yaklaştı. Şimdi sadece diktatörle işbirliği yapmıyoruz. Onunla dost olduk. İtalya ve NATO, İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka dahil etmek için Suriye'deki YPG'nin kaderini Erdoğan'a ihale ettiler. Ve salı günü Draghi, 5 bakanla birlikte gaz, Kıbrıs'ta Türkiye tarafından engellenen açık deniz imtiyazları ve Erdoğan'ın iki ülke arasında oyun kurucu olduğu Libya konusunda destek istemek için Ankara'ya gitti. Çünkü en iyiyle Trablus ve İtalya'daki Hizipler ihtiyaç duyduğu petrol ve gazı çıkaramıyor. Savunma Bakanı Guerini'nin Ankara'da bulunmasının gösterdiği gibi bunun karşılığında Türkiye'ye silah teklif ediyoruz ve Erdoğan'ın YPG-PKK'ya karşı yapacaklarına göz yummaya hazırlanıyoruz. Bu nedenle Erdoğan'a hem Suriye'de hem de Irak'ta YPG-PKK'yı vurması için Augusta helikopterleri tedarik ederken batılı değerler hakkında atıp tutmayı bırakmanın zamanı geldi. Türkiye'de Draghi, Batı'nın demokrasi ve insan hakları konusundaki ikiyüzlülüğünü kanıtladı. Birkaç gün önce bir Türk insansız hava aracı, IŞİD karşıtı YPG'nin komutanını öldürdü. Bütün bunlar Batı'nın sessizliğinde, bu olayların ve Ukrayna'daki savaşın arka planında olurken, Draghi Erdoğan'la yaptığı görüşme nedeniyle Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda şatafatlı bir şekilde karşılandı. İtalya Başbakanı'ndan önce milli marşlar çalınırken at sırtında bir konvoy geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı ile birlikte Draghi, yüksek üniformalı Cumhurbaşkanlığı muhafızı eşliğinde sarayın girişine kadar mavi bir halı üzerinde yürüdü. Draghi ve Erdoğan'ı Cumhuriyet öncesi kurulan 16 Türk Devleti'nin ordularının üniformalarını giymiş bir heyet bekliyordu. Kısacası Türk liderin Neo-Osmanlı emellerini sergileyen büyük bir gösteriydi. Draghi'nin basın toplantısında sıcak ve görkemli bir karşılama olarak nitelendirdiği bu sahne şovu kesinlikle tesadüfi değildi. Bu Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl boyunca yumuşatmayı başardığı, şiddetli diplomatik sürtüşme yaşadığı Draghi'nin önünde NATO'nun sultanı olarak rolünü yeniden tasdik etmesini ve her şeyden önce İtalya'nın teslimiyetini gösteriyordu. İşte Türk taleplerine nasıl boyun eğdiğimizin bir örneği. Kısa süre önce Ankara'dan Eni sondaj gemilerinin Kıbrıs'ın Rum bölgesinde edinilmiş olan sondaj hakkını kullanmaları için Türkiye'den izin istedik ve bu tabii ki Rumları çileden çıkardı. Ve salı günü Erdoğan göçmenlerle ilgili anlaşmazlıklara atıfta bulunarak Yunanistan'ı İtalya içinde bir tehdit olarak damgalama fırsatını kaçırmadı. 2019'da Erdoğan tarafından Türkiye ile Libya arasında çizilen ekonomik bölgeyi tartışmamız gerektiğinde de aynısı olacak. Türkiye'nin İtalya'nın bir süredir etliye sütlüye karışmadığı Trablus, Misrata, Bingazi ve Tobruk'taki gruplar arasında arabuluculuk yaparak her zaman ortada görünmesi kesinlikle tesadüf değil. Akdeniz'in bu bölgesinde Türklerin insafına kalmış durumdayız ki Türklerin Yunanistan'la çatıştığı Ege Denizi'nden Kuzey Afrika'ya genişletmek istedikleri stratejik bir kavram olan Mavi Vatan diye bir şey var. Daha da ötede askeri birliklerinin Katar'da konuşlandığı Körfez'e kadar çok yüksek hırslar mı? Belki de ciddi bir ekonomik kriz yaşayan bir ülke için evet ama Erdoğan aynı zamanda Putin'le arabulucu ve Zelenski hükümetinin destekçisi olarak Ukrayna'daki savaşta bir denge oyunu oynuyor. Buna karşılık Ankara'da imzalananlara somut şekilde bakarsak küçük ve orta ölçekli işletmelere ilişkin anlaşmalar ve endüstriyel verilerin karşılıklı korunması gibi. İtalya dünya dışından gelmiş bir varlığa benziyor. Silah, doğalgaz, deniz sınırları gibi stratejik konularsa anlaşmaların gizli bölümünde kaldı. Muhtemelen önümüzdeki günlerde daha fazla bilgiye sahip olacağız ama kesin olan bir şey var. Draghi'nin NATO sultanına herhangi bir sistemi yoktu ve geçen yıl Erdoğan'a diktatör demesi alakasız bir dipnot olarak kalacak ifadeleri kullanıldı. The Times, Bayraktar TB2'nin Rus S-300 füzesiyle imtihanını yazdı.
Türk siyalarından rahatsızlık duyan birçok ülke basını Bayraktar TB2 abartılıyor diyerek karalama kampanyası başlatmışken, Ukraynalı Bayraktar TB2 operatörü bir pilot, Rusya'nın işgali sırasında siyaların nasıl başarılar gösterdiğini ve nedenli güçlü bir silah olduğunu İngiliz The Times gazetesine anlattı. Daha önce Rus devlet televizyonu sunucusu Olga Skabeeva, Ukrayna'daki işgal sırasında 1000 adet Bayraktar TB2 düşürdüklerini iddia etmiş ve sözleri sosyal medyada olay konusu olmuştu. Çin medyası Avrasyan Times'a güle güle Bayraktar, Rusya, Suriye ve Kırım tecrübesiyle İHA ile mücadelede lider ülke, Türk TB2 İHA'larını söndürdü başlığını atmıştı. Ancak İngiliz medyasının saygın gazetelerinden The Times, adını açıklamayan ancak Odessa kod adını kullanan Ukraynalı Bayraktar TB2 SİHA operatörünün işgal süresince başından geçen olayları anlattığı bir haber yayınladı. Ukraynalı İHA pilotları Putin'in savaş makinesini durdurmak için yola çıktı başlığıyla yayınlanan makalede, Odessa kod adlı TB2 operatörü Bayraktar'ın gücünü ve yaşadığı deneyimleri şu cümlelerle anlattı. Bayraktar TB2 ile yaptığımız iş tıpkı cerrahi operasyon gibi hassas bir işlem. Bir defasında Rus S-300'ü Zaporijya nükleer santralinin yakınında benim kumanda ettiğim TB2'yi tespit etti. Anında bir füze fırlattı ve füze TB2'nin çok yakınında patladı. Ona anda TB2 ile teması kaybettim. Üzüldük çünkü SİHA'yı kaybettiğimizi düşünmüştük. Ancak hiç de öyle olmamıştı. Birkaç saat sonra TB2 havaalanına otomatik iniş yaparak mucizevi bir dönüş yaptı. Her yerinin delik deşik olduğunu gördük fakat başarmıştı. O geri dönmüştü. Bu olaydan sonra TB2'yi onardık ve sonrasında çok iyi işlere imza attı. Bir başka olayda ise Rus savaş uçağı SİHA'lardan birini füzeyle vurdu. Ancak Bayraktar TB2 yine de uçmaya devam etti. O sırada SİHA'nın kontrolü elimizde değildi. Ancak TB2 yine üstüne geri dönmeyi başarmıştı. TB2 SİHA'nın kalitesi çok etkileyici. Hemen hemen tüm uçuş sistemleri yedeklenmiş olduğundan yedek sistemler devreye giriyor ve önemli hasarlara rağmen üstüne geri dönebiliyor. Belarus'tan Ukrayna'ya giren uzun bir Rus konvoyu SİHA'nın kamerasında. Uygun hedefi seçtim ve mühimmatı serbest bıraktım. Bombalar konvoyun tam ortasındaki bir araca isabet etti ve akaryakıt tankerleri birbiri ardına zincirleme bir reaksiyonda patladı. Bence bu benim en büyük başarımdı. Düşmanın teşhisatı vardı ama yakıt ikmali yapamıyordu. Böylelikle Çernihiv ve Kiev yönündeki taarruzu durdurmuş olduk, dedi. İsrail İHA'sı Ege Denizi'nde görev yapacak. AİHM'den Yunanistan kararı. İsrail'den kiralanan insansız hava aracının bugünden itibaren 6 ay boyunca Ege Denizi'nde devriye atacağı açıklandı. Avrupa Birliği üye ülkelerinin dış sınırlarının yönetimi için operasyonel işbirliği ajansı Frontex, sahil güvenlik yararına 6 milyon euroya kiralanan İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Heron tipi İHA'sı Ege'de devriye gezeceğini duyurdu. İHA, Girit'teki askeri havaalanında bulunurken topladığı görüntüleri Yunan sahil güvenliğine Varşova'daki Frontex karargahının operasyon odalarına iletecek. İsrail İHA'sının özellikle Girit'in kuzey ve güneyini inceleyeceği de açıklandı. Yunan basını İsrail İHA'sının Türkiye'den İtalya'ya geçmeye çalışan göçmenlerin tespitinde de önemli role sahip olduğunu duyurdu. Aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılarının saptanmasında da İsrail uçağı görev yapabilecek. Frontex Başkanı'nın Yunanistan'ı ziyareti vesilesiyle Denizcilik Bakanlığı'ndan kaynaklar, Frontex'in ortak finansmanıyla LS'nin gelecekte alacağı tüm teknelere kamera kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. Girişimin amacı insan hakları ihlalleriyle ilgili şikayetlerin anında kontrol edilebilmesi için Yunan karasularında gerçekleştirilen operasyonları videoya kaydetmek olduğu belirtildi. Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 11 kişinin Ege Denizi'nde boğulduğu olaya ilişkin davada Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. ve 3. maddelerini ihlal ettiğine karar verdi. AİHM'den yapılan yazılı açıklamaya göre mahkeme, Yunan güvenlik güçlerinin davranışlarının göçmenlerin yaşam hakkıyla insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele yasağını ihlal ettiğini karara bağladı. Mahkeme, Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlere can yeleği vermediği, bottan tahliye etmek için daha büyük bir tekne çağırmadığı ve olayın yetkililere gecikmeli olarak bildirildiğini tespit etti. Hayatta kalan göçmenlerin çok sayıda güvenlik görevlisinin önünde açık alanda soyunmaya zorlandığına işaret eden mahkeme, göçmenlerin insani muamele haklarının da ihlal edildiğini bildirdi. Öte yandan mahkeme, Yunan güvenlik güçlerinin olaydaki ihlalleri sebebiyle Yunanistan makamlarını toplamda 330 bin avro tazminata mahkum etti. F-16'ların Türkiye'ye satışını yasaklayan değişiklik Kongre'ye sunuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde
Savunma bütçesi tasarısında yapılan birçok değişiklik arasında Türkiye'yi de ilgilendiren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda değişiklik öngören bir yasa tasarısı da Kongre'ye sunuldu. Başkan Biden'ın F-16'ları Türkiye'ye satma ve hatta modernizasyonlarına izin verme çabalarına karşı çıkmak için hazırlanan değişiklik, F-16 uçaklarının Türkiye'ye transferine kısıtlama adı altında Chris Pappas liderliğindeki 10 milletvekili tarafından imzalanarak Kongre'ye sunuldu. F-16'nın Türkiye'ye modernizasyonunu, satışını yasaklayan taslağa göre, Başkan önceki 120 gün içinde Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenliğini aşırı uçuşlarda dahil olmak üzere ihlal etmediğini veya Atina fırını ihlal etmediğini Kongre'ye kanıtlamadıkça, Başkan'ın F-16'ları satmasını veya F-16 modernizasyon kitlerini Türkiye'ye devretmesini yasaklıyor. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayan 120 günlük süre içinde Başkan, silah ihracatı kontrol yasası kapsamında Türkiye'nin silahlı kuvvetlerine bir istihbarat, iç güvenlik veya Türkiye hükümetinin kolluk kuvvetlerine veya kurumlarına veya ajan olarak hareket eden herhangi bir kişiye veya bu tür bir kuruluş adına F-16 yükseltme teknolojisi modernizasyon kiti ve F-16 uçaklarını satamaz, devredemez, transferini kolaylaştıramaz veya ihraç etmesine izin veremez deniliyor. İlgili Kongre Komitesi'nin hangi değişikliklerin uygun olduğuna ve hangilerinin onay için Senato'ya getirileceğine karar vermek için 11 Temmuz'da toplanacağı belirtildi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.